Hop, bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Allahumme la ilme lana illa ma 'allamtana innaka entel alimul hakim. Allahumme la fahme lana illa ma fahhamtana innaka entel cevvadul kerim. Amma ba'd. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Kadirdan ustozlar, bugün yine sizler bilen görüşüp durganımızdan xursandmiz. Allah taala bugünkü suhbetimizni ham manfaatli qilsin. O'zi rozi bo'ladigan amallarda var davom qilsin. Bugün avvalgi suhbatlarimizni yana mantiqiy davomi inshaalloh robbil alamin islom dinining bizgacha himoyasi ulamolar zimmasida ekanligini va ulamolar bu ishni bizdan oldingi ajdod sifatida qoyil maqom qilib bajarganligini ko'rdik, bildik va bu haqida ixtilof yo'q. Islom ummatiga bo'lgan hujumlarning siyosiy jabhasi haligacha to'xtagani yo'q, to'xtamaydi. Mana shu siyosiy jabhaga qurolli tomondan bo'lsin, chegaralar siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy bo'lsin, himoyasini o'z davrida odamlar qilgan. Lekin uzluksiz tarzda bugunga qadar islomni himoya qilgan yagona tariqa bor. Tariqat, yagona yo'l bor, u ulamolar yo'li. Ulamolar yo'ligina islomni bugunga qadar maydonda va quvvat holda ushlab kelib turibdi. Nimaga? Usul asosiga. Avval gaplashdik-ku buni. Islomning usuli boshqa birorta nazariyat qo'lga kirita olmagan ish bu. Boshqa falsafalar, boshqa tuzumlar buni qo'lga kirita olmagan. Islom 1400 yil oldin bu masalalarni mukammal shaklda, akademik tarzda hal qilgan. Islom hal qilganda dunyoning eng peshqadam payg'ambar alayhi salatu vasallam Madinaga ko'chganlarida Badr g'azovati bo'ldi. Badrda 360 ga yaqin odam. Tasavvur qiling, 360 ga yaqin odam cho'lda mingga yaqin odam bilan urushdi. Rim imperiyasini xayolini bir uchiga ham kelmagan shu ikkita toifani jangi. Nima bo'lyapti deb qarab ham qo'ymagan. To'g'rimi? Ana shu Badrda bizni biya bo'lgan. Payg'ambar alayhi salatu vasallamga Alloh subhanahu va taolo o'rgatdi, u zot sahobalarga o'rgatdi. Sahobalar agar bir kishi sahoba bo'lsa, u sahoba hadis istilohida ishonchli hisoblanadi. Sahobalarning hammasi ishonchli. Din rivoyat qilar ekan, ularni dinga samimiy ekanligida ixtilof yo'q. Hamma biladi. Lekin o'ziga kelgan rivoyatda tushunishlik turli bo'lishi mumkin ijtihodiy masalalarda. Keyin fathlar boshlandi. Fors fathi bo'ldi, Misr fathi bo'ldi, Rim fathi bo'ldi. Ya'ni musulmonlar kengayishi boshladi. Musulmonlar kengaygandan keyin boshqa falsafada, boshqa tushunchada yurgan odamlar islomni qabul qila boshladi. Boshqa falsafa, boshqa tushunchadagi odamlar islomni qabul qilar ekan, o'zining eski tushunchalaridan voz kechib, keyin islomni qabul qilmadi. O'zini eski tushunchasi bilan keldi. Qanday ma'no aytish boshlandi. Botiniy tariqatlar, zohiriy tariqatlar, kalom ilmi, falsafa maydonni shu qadar, shu darajada egalladiki, odamlar ichida kalom ilmini bilasanmi desa, yo'q desa, sen musulmon emas ekansan deydigan darajaga borishdi. Birinchi Qur'on so'ralmaydigan bo'lib qoldi. Birinchi hadis so'ralmaydigan bo'lib qoldi. Natija shu darajada odamlarni tashvishga sola boshladiki, har kim xohlagan tariqasida islomdan gapirishni boshladi. Men aqida jabhasini aytayapman. Hadis yig'ilishlik davrida hadis to'qishlik, hadisga turli xil tadoxullar, daxil qilish harakatlari boshlanganda muhaddislar san'at ilmini o'rtaga qo'yib, hadisga to'quvchi kazzob vazzo'larni to'xtatishdi. To'xtasan deyishdi, mana bu asos bor. Bu asosga javob bersa hadisni qabul qilamiz. Bo'lmasa sen to'xta, o't deyishdi. Va nom-nom zikr qilib, nom-nom kitoblariga kiritishdi.
İmam Buxoriyga qilingan tanqidlardan bittasi tarixda bo'lgan tanqidlardan. Zafar topmagan tanqidlardan. Sizning kitobingiz g'ibatga to'la ekan-ku deyishgan. Tarixul Kabir degan kitoblari bor-a? Tarixul Kabirda İmam Buxoriy rijollar haqida gapirgan. Raviler hakkında. Falancı u, pistancı bu. Falancı kezzab, pistancı linul hadis. Falancı matrukul hadis. Değil yani. Adamlar hakkında yapıyorlar. O adam yok. Kitap göz yaptılar. Ne demek buna kadar yaptılar? Sizin kitabınız gıybet eken değişti. Hüddü şuna kabul edin. Mesela bizden canlı ifrıda bir adamını İslam akidesi zıt yaplarını yapırsak gıybet kama deyip koyardı. Biz onun şahsını gıybet kıyatkendik. O halen ki o dinge, din hakkında gapirayotgan adamlar cemaatiga kirganligi uchun İmam Buxoriy bundan hadis abu miydi? Buna hadisi matruk, bu işansız deyip adamlarını ogohlantiryaptilar. Şimdi İmam Buxoriy nima deganlar? Hadis rivayet qilganlar. Falancıdan eşittim, stancıdan rivayet, falancı sahabeden Peygamber aleyhisselam ettiler ki, mana bu adam kavminin en yomoni dediler. Bu adam yok idi. Başka adamlarını ogohlantirish uchun bir kişinin yomon ekanligini Rasulullah aytdilar. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şundan kelib çıkadı ki, İslam ulamaları hadis cebhesinde şunaqa kategoriyalarını, teoriyalarını koyuştu. Hadiske sanat cihatıdan hiç kim özüden özü tokup bir narsa tıkıvarışlıkı küçü yetmedi. Fiqh meselesi. Kur'an'dan, hadisten adamlar özü hohlegen mamanı alışını başlayan da fakihler meydana çıkıştı. Ular bu meselelerde değişti. Usul işlep çıkışımız gereği. Kur'an'dan, sünnetten doğrudan doğru alıştıkların kaideleri var. Bu kaideler, bana mesela avvalam ettik. Necasa çıkışlığı bilen taharat sınadı, bir nerse kirişlığı bilen roza açıladı. Kaide bu. Şu kaideye doğru kese, matillerini çünkü kabul kılınladı. Doğru kemesi o matillerini organiladı. Ne esasda etilgen bu? Organip, bana bu kaide kuvvetlenedi. Doğru mu? Doğru. Bana şu kaidelerini işlep çıkıştı, mezhep şekillendi. Bu meselede 300'ye yakın müştehidin urunuşu var. 300'den aşıp, 352'ye yakın. Ulamalarının urunuşu var. Uşa usul çıkarış, kaide çıkarış, avzaini özlerinin katta urunuşları var. Abu Hanife dek zatke kelip, sen beni babamla dinini özgürtirmek için mi sen tutuşa geldiler? Doğru mu? Bu kişinin mezhepleri keyingi avlat tomonidan yozilmaganligi uchun bazı başka müştehitlerinin kitaplarida Avzoiy bunday deganlar, Sufyon as-Savriy unday deganlar bilan qolib ketdi. Asosan shakllangan to'rtta mazhab bo'ldi. Keyin hadisga ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin hadisni mensimaslik paydo bo'ldi. Ohad hadis bu kalom ilmi ko'tarilganda. Ohad bu e'tiborsiz. İmam Ahmet Rahimahullah mezhepke yapışış, yani kur-kurana taklit kılış, taassup, bitti şahsını ideallaştırış, kebi muamma çıkışı başlagende İmam Ahmet çıktılar da hammasını ornuge koydular. İmam Ahmet'in ornuşları hadiske. Müştehidi mutlak sıfatta kabul kıladı ulamalar. Hadiske urgu. Lekin İmam Ahmet'in hadiske bergen urguları kattık mücadeleleri bilen birge dirayetleri yan var. Özler muhaddis, başı bilen birge fikhta ham müştehidi mutlaklar. Özü müştehid, muhaddis buluşluğu şart. Müştehidi mutlak, muhaddis buluşluğu şart. Lekin her bir muhaddis, müştehid buluşu mümkün ihtimali var, yok belki. Doğru mu? Bazı muhaddislerine müştehid demeydi. Lekin hozirgi bugungi mavzuyimiz asosan oxirgi o'sha mujtahidi mutlaqlar davrlarida ko'zga ko'rinib, muammo sifatida shakllanib, odamlarga tashvishga solar ekan, hali butun xalqni qamrab olmagan darajadagi tushunchalar Imom Maturidiy, Imom Ash'ariylar davriga kelganda davlat sifatida shakllanib, butun boshli islom ummatini boshiga balo yog'dirishni boshlaganda bular chiqishdi keyin. Tarixga qarasangiz, har bittasi o'zini o'rnida chiqqanligini ko'rasiz. Har bittasini, mana shu nomlar zikr qilgan ulamolarni ko'ringdi. Qaysidir jabha zaiflashganda Alloh taolo bularni chiqargan. Fiqhda shunaqa bo'lsa, mujtahidlarni chiqaryapti Alloh taolo. Hadisga hujum bo'lsa, muhaddislar chiqyapti.
Akidege hücum bulsa imamlar çıkıyordu. Akide imamları. İmam Maturidi, İmam Eş'arilerini tamamıyla urunuşları, mücadeleleri raddiye üstüge kurulgen. Demek ki? Mafhum, düşünceye göre demek ki raddiye bir iş mümkün. Meydanda hücum var demek. Hücumunu rad kılıçlık için katta bitti mektebe gerek, madrasa gerek. Uşa madrasanın asasi müderrisleri, imamları bunlar. O'zidan o'zi chiqib olib Qur'on va hadisga aqliy ma'no aytib ketmagan ular. Men Imom Maturidiyning Tavhid degan kitobini o'qisangiz, kimga gapirayotganligini bila olmaysiz. Nomlari bor-da, falonchi, pistonchi degan nomlar bor. Masalan, o'sha Kalbiyga aytilgan raddiyalar bor. Kalbiyni kimligini surishtirsangiz, borib-borib Mu'tazilalarini ko'rasiz. Lekin bir gaplarni gapiradi, bugun o'sha maydonda u gaplar yo'q. Kitobni o'qiysiz, muhatap yo'q. Qanaqa tushunamiz desa, muhatapni topish kerak. Muhatapni topganingizda gap tushunarli bo'ladi. Shuning uchun Imom Maturidiyni kitoblarini bugungi kunimizga munosib shaklda sharhlashlik ehtiyoji bor. Har bir zamonga, har bir davrga bu qoida asos. Imom Maturidiylar kitob-u sunnatdan akide masalalarını kanday düşünüşlik kaidesini işlep çıktı. Bunlar müştehit. Akide müştehitleri. Türlü masalalarga tartışı mümkün bulgen ayet hadislerini ahli sünnenin derecesinden tikilip cevabını verdi. Ama bunge erişti. Yutkunu kursattı. Yeryüzü de bunlar çıkan peytede tuğuluşlarda ihtilaf var. 248'li etrafına itedi. Xo'p, Umaviylar, ya'ni Abbosiylarni o'sha Mu'tazila jamoasi qachon suqut bo'ldi? 243-44lar atrofida. Mu'tazilalarning saltanati singan payt. Abbosiylarni qo'lda turibdi-da, Mu'tazilarning saltanati singan payt. Imom Ahmad rahimahulloh oqlangan payt. Anu Davud degan odam osilgan payt. Bular saltanat cihatıda yıkılgen peyde Allah-u Teala İmam Maturidiyni dünyaya keltirdi. Karayın da Bağdat'ta Abu Hanife'nin fikhiden örgengen adamlarının ekseriyeti Mu'tazili bulup gitti. Akide'de yani fikhde tamam da akide'de mizan yok, miqyas yok. Ular Mu'tazilelerinin kolüge çüşüp kalıp Bağdat Mu'tazileşip gitti. Mavara'un-Nahr gittigen adamlar bir yaka kelip Abu Hanife'de okuyanlar var. Abu Hanife rahimahullah'tan okuyanlar da okuyanlar var. Üçte tarika bilen kegeller var bir yaka. Mesela Muhammed ibn Muqatil, İmam Muhammed'de okuyan. Kufa'da okuyan. Bu kişi Samarkand'a kelip İmam Maturidi'ye ders veriyor. İmam Maturidi'nin üstazı Muhammed ibn Muqatil. Onun üstazı İmam Muhammed. Hasan-ı Şeybani, onun üstazı Abu Hanife. Ridvanullahi aleyhim ecmaillah. Bana şu tariqa Mavara'un Nahr'ge kigen, Mu'tazilalikten koçken, özünü dinini asrab kalışka urungallarının %100'ü Hanefi mezhebe'ge kore Maturidi buldu. Hanefi mezhebe fikhideki ulemalarını akidesini İmam Maturidi himaye kapaldı. Mubalağa kılıp eyti yapman, mubalağa urulli. İmam Maturidi'nin bu kıgan samimi hareketlerini Abu'l-Mu'in Nasafi rahimahullah tahriç kıldı. Tabsiratul Adille beybaha kitap. Tabsiratul Adille yani İmam Maturidi'nin asaslarını bizge çüntürü berat zamanasıge kore. Zamanasıge kore. Oşa davurlarına acayip bir gafı var. İmam Abu'l-Mu'in Nasafi aytadılar ki belki tabisada kurdum şekilde. Biz degenler mihmandoz halkımız. Bizge kim kese mihman kala uğramız. Fakat başka fikirlerini mihman kılmayız degen. Başkaça fikirler bizge kirse bizim akidemizin bozmasın. Biz Maturidi. İmam Maturidi'nin akidesi de.
Bizde millet mehmandoshligi qadimdan ma'lum da, lekin boshqa fikrlarga qarshi turishlikni biz biroz keyinroq yo'qotib qo'ydik. Kim bo'lsa mehmon qilib, kim bo'lsa fikrini ham olib qo'ydik-da. Keyin muammo tashvish bo'lyapti. İmam Maturidiyning asoslari Tabsiratul Adillada juda yorqin berilgan. Endi bugun ham tabsiraga bizga ehtiyojimiz bor. Bugungi zamonaviy tabsiraga. Chunki yana paydo bo'ldi o'shalar. Bizga 1000 yillik xizmatni qilib qo'ygan ustozlar, ya'ni imomlarimizni haqqiga rahmat tilaroq, ularni haqqiga duo qilaroq, endi biz ularning bizga qoldirgan omonatini yangitdan shakllantirishimiz kerak. Hozir bizda bo'layotgan juda katta yutuqlardan biri, biz buni ne'mat sifatida har doim ko'rib turganimiz uchun bilmayapmiz. Qadrun ni'mati ba'da zaval. Zaval bo'lmasin. Hozir İmam Maturidiy akademiyasi ochilyapti. Ochildi, misol uchunda bu bizga katta imkoniyat. Katta ne'mat bu. Oldimizda oqib turgan daryo. Buni o'tirib himmat bilan, samimiyat bilan Alloh subhanahu va taolodan so'rab harakat qilishimiz kerak. Zamonamizni turli xashaviy, mutazila tushunchalaridan avlodlarni asrab qolishlik uchun. Alloh subhanahu va taolo o urush maydonlarida ham shunaqa. İslam ummati zaiflashib qolgan paytida Salohiddin Ayyubiy chiqaryapti. İslam ummati zaiflashib, kuchsizlanib qolgan paytida masalan Bebarsni chiqaryapti. Mamlukiylar chiqyapti, Saljuqiylar chiqyapti, Ayyubiylar. Zaman o'tyapti va tilkal ayyamu nudawiluha baynan nas. Alloh taolo bu kunlarni aylantirib kelyapti. Buni har kimning o'zining xususiyati bor. Lekin sizni bizni zimmamizga tushgan vazifa qadimgi sharafli vazifaning bir debochasi, bir iqtibosi. Buni demak o'zimizni oldimizdagi mas'uliyat sifatida qilishimiz kerak. Bu yig'ilishlar ham shu ma'noda ne'mat. Mana shu ma'noda ilgari domlalarimiz juda yaxshi bilishadi. Eng og'ir kunlarda dinni ushlasa cho'g' qo'li kuyadigan paytda xizmat qilgan insonlar. Bu yerda juda ko'pchilik shunaqa o'zi. Müslümançılık hakkında gapirish cinayet sıfatı da kurulgan payt. Taşavaray desa uçup kaladı. Kolingiz küyüp op geldiğiniz şükür geçin. Mana şu mesuliyetini gelecek avlatga hem indi kaldırışımız gerek. Başka yolumuz yok. Bu katta imkaniyet. Allah'ın kadimge ecdatlarımız kıyan dualarını icabatı bu. Allah Ta'ala icabat kıyı yaptı ki bunu yok şeken şarafli işlerde cemlenip durukmaz. Allah Ta'ala ummatni zoya qilib qo'ymaydi. Ummatga umumiy balo kelmaydi hech qachon. Umumiy hamma ummatga birdaniga fikriy ma'noda ham balo kelmaydi. Nimaga? Bir toifa albatta g'alaba qilib davom etadi. O'sha ahli sunna va jamoa. Demak, Imom Maturidiy nima uchun Imom Maturidiy chiqdi? Nima uchun Imom Ash'ari? Nimaga Abu Hanifa aqidasidamiz demayapmiz? Shunaqa desak bo'lavermaydimi? Bunga o'xshagan so'z o'yinlarini eshityapmiz, eshitasiz. Bundan keyin ham eshitamiz. Ularga qarshi shu gap. Imom Maturidiy o'zining zamonasida Mu'tazilalik xilofati, ya'ni Mu'tazilalik umarolari yiqilgan payt, ahli sunnaning bag'riga shamol tekkan payt siyosiy ma'noda. Lekin madrasalar hammasi Mu'tazilalarning fikri bilan bijg'ib yotgan payt. Kimga qanday javob beradi? Yo'q, odam yo'q. Nima qilish kerak? Maydon fikriy ma'noda Mu'tazilaning fikri bilan to'lib toshayotibdi. Imom Maturidiy 15-20 yoshlarida boshladilar bu ishni. Va harakat qildilar. Vafotlari 333 Hijriy. O'sha vafot etkunlaricha bir necha kitoblar yozdilar. Imom Maturidiyga nisbat beriladigan Fiqhul Akbarning sharhi bor. İmam Maturidiyga nisbat beriladigan fiqh abisotni sharhi bor. Biroz gap bor-da, lekin shu. Demak, tavhid u kishining kitoblari ekanligida shubha yo'q. Ta'vilot ahli sunna bu kishining kitoblari. Ya'ni vasiyat degan kitoblari bor. Bularni o'zlarini Abu Hanifaning 5ta kitoblariga sharh yozgan degan ulamolar bor. Va gaplari hammasi e'tibor bersangiz, qolal imam degan joyda faqat Abu Hanifaga ishora qilganlar. İmam bunday degan desa Abu Hanifa ishora qilganlar. Abu Hanifaning gaplarini sharhlaganlarda shubha yo'q. Zamonalaridagi chiqqan odamlarga
zamonalaridagi chiqqan turli toifalarga raddiya berganlari uchun biz Imom Abu Mansur Maturidiyni aqidalarini asos deb olamiz. Bu degani Abu Hanifadan voz kechdi degani emas. Haligi tariqa bilan avvalam aytdik-ku, Muhammad ibn Muqotil bilan Imom Muhammadga chiqadilar, Imom Muhammad Abu Hanifaga chiqadilar. Abu Hanifa Hammod ibn Sulaymondan, Hammod ibn Sulaymon İbrahim Nahai'den, İbrahim Nahai Alkama'dan, Alkama Abdullah ibn Mas'ud'dan olgan. Abu Hanifa'nın barcha asosları asosan Abdullah ibn Mas'ud radıyallahu anhu'ga qadaladi. Bu sanat silsilesi tilla silsile. Hiç kim bunga tanqid etiroz bildira olmaydi. Bu adamlar tarixiy faktlar ko'rishgan, ders olgan, bular to'g'risida kitoblarda mavzular tiqilib yotibdi. Demak, o'sha asosga ko'ra dinimizni himoyasidagi bu mavzularni bilishimiz kerak. Aqida masalasida muammo keyin chiqqanligiga sabab kalomning hali islom aqidasini matn sifatida shakllantirishlikka ulgurmasdan kalom bosib ketdi xalqning ichini. Falsafiy, botiniy tushunchalar tarqab hamma yoqda odamlarni boshini aylantirishni boshladi. Tashvish yog'ilishni boshladi. Ana undan keyin Abu Hanifa o'zlari matn Aslı tawhid Nova yasihul itiqadu alayh yajibu an yaqulu amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi ila akhirih. 3 bet matn yozdilar. Nima matn? Birorta hadis yo'q, birorta oyat yo'q. Lekin u oyat hadislarning usulidan kelib chiqqan matn bular. Asos bular, qoidalar bular. Nimaga yozdilar? Zarurat demak. Fiqhul akbarda nima degan gap bor? Biz mahsiga mashq tortishlikni joiz deb bilamiz degan matn bor. Mahsiga mashq tortishlik masalasi qanaqa masala? Fiqhiy masala, aqidada nima qilyapti u? Bir vaqtda shuna narsa nizom bo'lgan uchun e'tiqodga. Bahs ketgani uchun e'tiqodga. Raddiya ya'ni kitobni nomi raddiya o'zi. Qarshisida mahsiga mashq tortishlikni joiz demaydigan jamoat bor demak o'sha kuni. Hozir men hali aytdim-ku, qarshisida muxotabi yo'qligi uchun matnni tushunmaydi ko'pchilik. Hozir mahsiga mashq tortishligini joiz demaydigan odam ichimizda yo'qda. Bu matn nimaga kirib qolgan ekan deydi. Xuddi shuni aytyapman, boshqa kitoblarda ham shunaqa. Muxotab yo'q. Matnni tushunmay turaveradi. Ha, demak kitob raddiya. Mahsiga mashq tortishlikni joiz demaydigan jamoa bor edi. Kim edi ular? Rofizalar edi. Ular oyog'iga to'g'ridan to'g'ri mashq tortardi. Mahsiga mashq tortadigan odamlarni bular sunniylar, bular ahli bid'atlar qilib tanqid qilardi. Va ularga dalil sifatida buni keltirdilar. Sharhida 100 ga yaqin hadis bor. Sharhida. O'sha matnni sharhida 100 ga yaqin hadis bor. Hamma hadis mahsiga mashq tortishlikni qo'llab-quvvatlaydi. Biz uni joiz deb bilamiz. Joiz deb aqidamizda bu. Ahli sunnaning mizasi bu. Belgisi. Demak, o'sha matnlar yozilishlik ehtiyoji tug'ildi. Tug'ilishi bilan birga qarshida turgan odamlar jim turgani yo'q. Ular ham o'zini fikrini aytishni boshladi. Ularning kitoblari ham to'ldirib tashalgan. Ularning kitobiga kirsangiz ham odamning boshi aylanib qoladi. Javobini ko'rmasangiz, boshi aylantirib qo'yadi gaplari. Javobini qayerdan qidirasiz? Qayoqqa borasiz? Kitobdan, sunnatdan umumiy gaplar bor. U aytyapti shuni, mana shu kitobda shu, sunnatda bu, ma'nosi bu deyapti Mu'tazila. Qayerdan javob beramiz? Qanaqa qilib javob beramiz biz? Ana endi qaysi mazhabdasan desa, Maturidiyman deganining ma'nosi shu. Bunga javobni Maturidiydan beramiz. Imom Maturidiy ularga mana shu asoslarga ko'ra javoblarni berdilar va maydonda tanqidlar, urunishlar, e'tirozlar bo'lishiga qaramasdan yagona g'olib sifatida Imom Maturidiyning mazhablari qolaverdi. Hozir ham gapiryapmiz? Hozir ham. 1000 yil bo'ldi bunga. Bu madrasaga 1000 yil bo'ldi. 1000 yil ichida Hashaviysi chiqdi, Mu'tazilasi chiqdi, unisi chiqdi, bunisi chiqdi, lekin maydonda kim turibdi? Imom Maturidiy turibdi. Maydonda kim turibdi? Imom Ash'ariy turibdi. Nima uchun? Alloh taolo bularga g'alabani va'da qilgani uchun.
Avval boshqa joyda gapirdim shekilli. Payg'ambar alayhi salatu vasallamdan Imom Ahmadda rivoyat bor. Musnadlarida rahimahulloh Payg'ambar alayhi salatu vasallam aytadilarki, Abu Hurayradan rivoyat, la tuftahanna al-Qustantiniyya fa la ni'mal amiru amiruha va la ni'mal jayshu zalikal jayish. Qustantiniyya fath bo'ladi dedilar. Qustantiniyani fath qilgan amir ne kadar yaxshi amir, ni'ma ne kadar yaxshi degani va uning askarlari ne kadar yaxshi askarlar dedilar. Bu hadis sahih hadis. Sahihligi to'g'risida mutaqaddim ulamolardan Imom Zahabiy sahih degan buni. Imom Hokim Mustadrakni sohibi hadisni sahih degan, sanadi sahih degan, isnodi sahih degan. Rijoluhu siqot degan. Ha? Mana shu hadisda Qustantiniyaning fathi to'g'risidagi bashorat qachon amalga oshdi? Qustantiniyaning markazlardan biri İstanbul hozirgi. Konstantinopol. Ayo Sofiya joylashgan joy. Ayo Sofiyani qurilganiga qancha bo'lgan? 1.5 ming yil, ya'ni islomdan oldin qurilgan bu dedi. Payg'ambar alayhissalom kelishlaridan oldin Konstantin 6-chi qurgan. O'zining nomiga qurgan Ayo Sofiya. Va o'sha Ayo Sofiyani o'zlariga markaz qilgan. Butun Vizantiyaning poytaxti bo'lgan. Juda ham strategik joy. Bir tomonda suv bor, bir tomonga katta qal'alar qilingan, cho'ldan kelinadi, mutlaqo fath bo'lmaydigan joy. Payg'ambar alayhissalotu vasallam la tuftahannal Qustantiniyya deyaptilar. Qustantiniyya fath bo'ladi deyaptilar. Ha, sahih hadis bu. Ha. Ta'kidlayaptilar. Va bu hodisa milodiy 1453 yilda sodir bo'lyapti. Va 1453 yilga qadar bunga harakat qilgan odamlarning soni sanog'i yo'q. Islom lashkarlari, islomning eng ko'zga ko'ringan odamlari hammasi harakat qilgan, uringan. Nimaga uringan? Hadisga ko'ra uringan. Shu hadis bor. Ni'mal amir, ni'mal jaysh taxtiga dohil bo'lay. Shular jamoasidan bo'lib qolay deb uringan. Usmoniylar fath. Usmoniylar. Bu Sultan Mahmud Fatih fath qildi. Sultan Mahmud Fatih Usmonni nabira abiralaridan. Yo, Usmondan oldin-a bu. Yo, Usmondan keyin. Bu anaqani Sulaymon shohni abiralaridan. Sulaymon shohning o'g'li Ertug'rul, Ertug'rulning o'g'li Usmon, Usmonning o'g'li shular orqali kelgan. Va bularni saltanatini Usmon bey bo'lib, ya'ni o'zi bir yurt qurib, keyin buni hadisni taxtida Sultan Muhammad Fotihga nasib qilgan. Endi men buni nima uchun aytayapman? Ahli sunna val jamoadan Imom Maturidi haqiqiy ma'noda imom ekanligiga bashorat sifatidagi hadis bu. Ya'ni bu aqidani qabul qilishimizda e'tiqod jihatida inkor qilsa kofir bo'ladigan hadis emas bu. Bashorat hadisi bu. Bashoratning sahihligida shubha yo'q. Abu Ayyub al-Ansoriy radhiyallohu anhu meni shu ya'ni Qustantiniyaning devorlari ostida ko'tarib yuringlar, yarador bo'lib qolganlarda aytganlar. Ko'tarib yuringlar. Vafot etsam shu yerga ko'minglar deganlar. Chunki bu joy fath qilinadi. Fotihlarning qilichlarini ovozini eshitib yotay deganlar. Va natijada o'sha yerda vafot etganlar, o'sha yerga ko'milganlar. Hozir Abu Ayyub al-Ansoriyni qabrlari qayerda? Istanbulda. Istanbulda Abu Ayyub al-Ansoriyni masjidlari, marqatlari birinchi Sulton Muhammad Fotih o'sha marqatni topgan, qidirtirgan. Topib o'sha joyga keyin madrasa maktaba e'tibor qaratgan. Bu o'sha Imom Maturidiyni Alloh taolo chiqarganiga. Ya'ni 700 yil, 600 yil o'tib Sulton Muhammad Fotihni chiqarganligi. Sulton Muhammad Fotih mazhabi Hanafi. Aqidasi Maturidiy, Oqshamsiddin degan shayxi bo'lgan. Shayxi tasavvufdagi odam.
Usmoniy xilofatining asoschilaridan. Usmoniy xilofati 600 yil mobaynida 1900-yilgacha, 1924-yilgacha davom etdi. O'sha 1453-yildan buyog'ida butun islom ummatini birlashtirdi bular. Hammasi Maturidiy, hammasi usulda Hanafi va bugungacha yetib keldi. Demak, hadisning bashoratiga ko'ra Alloh subhanahu va taolo bularni chiqardi. Bular, ya'ni biz Maturidiylik aqidasida bashoratga ya'ni mazhar bo'lgan ummatmiz. Endi Hashaviylik, har turli tushunchalar hozir dahriylik masalalari bor. Hozir sunnat inkorchilari chiqyapti, sunnatni inkor qiladigan. Bularga qarshi biz o'zimizni dinimizni himoyasida bu imomlarimizga murojaat qilishimiz kerak. O'zi qisqaroq gap edi. Sizlardan bir mulohazalarni eshitsak yaxshi bo'lardi bugun. Bir odam gunohini qildi. Gunohini qilsa-yu, uni halol sanamasa kofir bo'lmaydi. Xo'p, mabodoki halol sanab qo'ydi. Ichimlik bo'ladi, qo'sha bo'ladi, zina bo'ladi, halol sanab qo'ydi. Xo'p, endi kofir bo'ladimi? Va mabodoki shunday bo'lib qolsa, uning nikohiga ta'sir qiladi. Xo'p, halol sanasa, bil ittifoq kofir bo'ladi. Halol sanasa, bil ittifoq kofir bo'ladi. Kofir bo'lganda xotiniga taloq tushmaydi. Fasx bo'ladi. Fasx. Taloq tushib sanoq sifatiga ketmaydi u. Fasx bilan taloqning farqi bor. Xotini bilan o'rtasida nikohi ko'tarilib qoladi. Keyin u tavba qilsa, istig'for aytsa, o'sha eski nikohi nikohga davom etaveradi. Bu masalada alaykum salom. Taloq sanog'iga kiradi deb o'ylab, ko'pchilik biroz anaqa qiladi. Uch marta kufr kalimasini aytib qo'ysa, xotin uch taloq tushib qoladi deb o'ylaydi. Taloq emas bu, fasx masalasi bo'ladi. Shunda nikohni yangilab qo'yish kerak? Yo'q, yangilamaydi. Tavba qilsa, musulmon qaytsa, nikoh yangilamaydi. U ba'zi bir musulmonlar bir sektorlarga azob bo'lib ketib qoladi. Keyin yana olimlar muddatdan keyin tushuntirishlardan keyin yana qaytadi. Ular masalasi oilasi Ha, o'zi o'sha taloq nikoh masalasi taloq lafzi bilan raj'iy boyin taloq masalasi bor, u sanoqqa o'tadigan. At-taloq marratan fa imsakun bil ma'ruf aw tasrihun bil ihsan. Bu taloq lafzi bilan bo'ladigan narsa. Lekin bir odam dindan chiqib, oilasi bilan bir oilasi bilan nikohlanganida, musulmon bo'lganda, birdan oilasi bilan dindan chiqdi-da, yana qaytadan tavba qilib kirsa, avvalgi nikohi nikoh deydi. Lekin bu yerda ixtiloflar bor. Siz aytayotgan gapda ham ixtiloflar bor. Ya'ni bir odam fasx qilsa nikohini qaytadan qilib qo'ysin degani. Faqat sanoqqa o'tmaydi degan ma'noda ixtilof yo'q. Fasxmi, sanoqqa o'tmaydi. Ikkalasi birdaniga nasroniy bo'lib, birdaniga musulmon bo'lsa, bular nikohga ta'sir qilmaydi. Bunda ittifoq bor. Lekin yana bitta gap bor. Masalan, ikkita nasroniy hali musulmon bo'lmagan, nikohi bor. Er xotinning nikohi bor nasroniy diniga ko'ra. Ular birdaniga musulmon bo'lsa, birdaniga musulmon bo'lsa nikohini yangilaydimi desa shart emas. Nimaga? Shar'u man qoblana shar'ullana. Ularni nikohi bizda ham nikoh. Ularda ham xuddi o'sha guvoh bor, ularda ham xuddi o'sha ijob qabul bor, shunga o'xshagan. Endi diniy idora, ya'ni diniy idoraning ulamolar kengashi bunaqa masalalarda zajir yo'lini tanlashlikni tavsiya qiladi. Zajir yo'lini olib kelib ularni tushuntirishlar olib borib, ish manaqa rasvo qilsan qilib, zajr qilish yo'llarini qiladi. Buni endi ulamolar o'zi hal qiladi. Bu yerda fiqh masalasida ham ancha peshqadamlar o'tiribdilar. Men ixtilofli masalalar sifatida gapiryapman. Bu ma'noda mening gapim fatvo sifatida emas. Xato bo'lish ehtimoli ham ko'p. Faqat buni hodisaga qaraladi. Umumiy qoidalar shu. Birdan chiqib, birdan kirsa nikoh qolaveradi. Tavba qilsa inshaalloh avvalgi nikoh nikoh bo'laveradi. Yangilash shart emas.
Lekin o'zi alohida chiqib kirsa, o'zi alohida chiqib kirsa, balki unga zajr qilish kerakdir. Shunda fasl shu nikoh bo'lish kerak deydi-da, bu ali raj'i demaydi, nikoh yo'qdir deydi. Lekin meni fasl nikoh bo'lish kerak deydi. Nafaqa masalasi bo'yicha hozirgi kunda uylarni yo farzand ko'rdi yo ko'rmadi misol. Ketyapti xizmatga safarga 3 yil. 3 yil 4 yilda yo'q, nafaqasi ham yo'q. Ayol şikayet kılış hakkı var. Ayol şikayet kılış. Ayol dini idarege, dini mesullerge, ulamalarge şikayet kıladı. Uşa dini idarene imamlar misalçını hakkı var, hukuku var. Silahat baş imamlar, doğru mu? Hukuku var, başkalarda yok hukuk. Kanaka dese, özleri nikahlagan nikahını özleri fasık kılarıydı. Çünkü o şey imam okuyanı nikah nikah böyle yaptı mı? Ben okuyandım şu nikahını, şimdi ben bu nikahını uzun fasık kıldım deydi. Sebeplerine göre, kaç sebeplerine göre? Ayol nafaka talep yaptı. Birinciden yerini kıdırladı. Kıdırladı. Topuk onunla alakaya çıkıladı. Aytıladı ki, her tur oyda ayolning haqqi bor. U bilan birga bo'lishing kerak, holdan xabar olishing kerak. Har hafta falon ishni haqqi bor. Har 6 oyda falon narsa haqqi bor. Haqlarini sanab-sanab bularni ado qilasanmi yo'qmi deylar. Ado qilaman desa, bo'yniga qo'yiladi. Ado qil, oilang davom etadi. Ado qilolmayman desa, talog'ini ber deylar. Talaqam vermeyman desa, muallaqa qilib qo'ygan bo'lsa, unda dalillar o'sha imomni huquqini quvvatlaydi. Ayolga aytiladi-da, bo'ldi, men fasq qildim, iddayni o'tir deydi, iddasini o'tiradi, boshqa yerga tegib ketaveradi. U kelsa, mahalla ma'lum mahallaga, ya'ni o'zi qilib olmaydi buni. Ota-onasi bor o'tda, qarindosh urug'i bor, mahalla ko'y bor, oqsoqollar bor, hammasini yig'ib o'shalar muhokamasida qiladi bu ishni. U ayol bechara 3 yıl kütü oturdu, 4 yıl, bir umur kütmeydi ki o. Onun hem, yani hukukları var. İslam bunu tahminleydi. Fakat bunu koçadaki hamme gemez. Bundan suistimal kılıp faydalanganlar buldu. Mesela, hicret kılıp kildiğinde bir de ayol Türkiye'ye savda bulan barge. Barıp haline kalanını kolu götüşken. Ular ki onu yapılaşıp başını eğlendirip sen hicret qilib kelsan kofir davlatdan endi ketdik degan u unga ishonib endi nima qilaman desa erim borada ering kofir fasq ularning o'rtasidagi nikoh shart nikohni olib ketishgan bu tuhmat emas bu tuhmat emas bu bo'lgan hodisalarni aytayapman men va bu ishni qilgan yaramas ifloslar yo'q emas jamiyatda bu ishni qilishgan bilib turib Mesela bir ayolni bilmediyiz. Bir ayol keldi de, bir yigitga aytdi ki, meni erim yok dedi. Er surishtirdi, qidirdi, hakikaten eri yok. Yok ki erim bor dedi, talak kıldı dedi. Hatta sizge kursatdi. Bana, meni erim talak kıyan dedi, misal için. Bunu surishtirdiyiz, bildiyiz, örgendiyiz, başka asaslarga göre bildiyiz. Ularını nikahlab koysayız, nikahı nikah bula uğradı. Lekin, bir hafta o'tdi, bir oy o'tgandan keyin ma'lum bo'ldiki, yer yo'q edi, yo'qolib yurganda qattalardir, paydo bo'ldi dedi, men taloq qilmaganman dedi. Bular hammasi Photoshop dedi, misol uchun. Nima bo'ladi? Ikkinchi nikoh nikoh bo'lmaydi. Ani erkak aybdor bo'lmaydi. Olmaydi. Ha, ma'lum bir qismda bo'lishi mumkin. To'la to'kis surishtirmadi, boshqa narsa qilmadi, surishtirdi-yu topolmadi. U o'ziga qat'iy bo'lgan hujjatga ko'ra Nikahladı değilik, lekin hani hatını aybdor bo'ladi. Ana şu masalalarni markazlashtirish, nazoratini olish uchun dini idoraga huquq beriladi. Dini idora bu huquqdan foydalanadi, xohlasa fasx qiladi nikohini, ya'ni asoslarga ko'ra. Xohlasa uni erini chaqirtiriladi. Va bu asoslarga anaqasi bor. Nafaqani shartlari bor. O'sha nafaqani shartlarini ado qilmasa, xotin shikoyat qilishga haqqi bor. Yani hulu meselesi var.
fasıh kıldım ben bar, hulu meselesi ben bar. Talakını ver deyildi. Yok dese bu mesela hulu kıladı sanki deydi. Bir iki son pulini verdi, özü talak kıladı deydi. Ulan bu mesela kazı kin onu fasıh kıladı. Hazır günde kazı sizler esasen. Oşa utamalarını koradı da, utamalarını hem koradı. Kanuni zekiz tamallarında şeriatının mecburiyeti yok. Mesela kanuni cihattan bu ki dese şeriat ayetledi ki biz şerii tamamen ayet yapmış. Kanuni tamamen özüyle halkılasılar. Ayolga ayetledi, erkekke mi ayetledi? Şer'i tamamı şu, onun ata anası var, akı ülkeleri var, hemme korup durdu, hemme güvahlık bildirdi. Kanuni tamamdan şikayet kısayım, o tamamları ben katlaş bir mensut kıyayım, var mıyım ben dini tamamını ait yapmam. Değil dedi, kanuni tamamı bizi dahil kımayız. Onu özleri halkın, şikayet kıp geldin, şer'i tamamı şu. Bizi, ben kıyam nikahımını fasık kıldım. Zekis masalasını özün halkılasın. Onun gibi benim alakam yok. Değil dedi. Demek haligi masalani birinchisida bu masalani hal qilish kerak. Ayolni chaqirish kerak edi. Agar ajrashmoqchi bo'lsang, sen zakis tomonini hal qilib kelish kerak. Mahallaga chiqadi, mahallani o'zini aktivlarga shikoyat qiladi, zakisga borib, sudga borib shikoyat qiladi. Meni erim yo'q. Men boshqa erga chiqmoqchiman. Meni zakisimni kesib bering deydi. Ma'lum muddati bor uni. Ular ham qidirtiradi, so'raydi, boshqa qiladi. Bo'lmasa 6 aydan keyin yechib bersa, keyin kelib taloq masalasida yana erini qidirtirib, keyingi etapda bu ishni qilish kerak bo'lar ekan. Ha, ya mana shu masala to'g'ri ekan. To'g'risi shu ekan. Hozir shu masalalar chiqyapti, endi mana chetilga ketyapti, boshqa bo'layapti shu masalalar. Ba'zilar ochiqcha zulm qilib, nafaqangni ham bermayman, taloqingni ham bermayman, ochiqcha aytyapti. Vala tazaruha kal muallaqa, Qur'on buni aytgan. Ha, la tazaruha kel muallaka, yani muallak hal taşap koymayın diyor. Muallaka da bu. Doğru mas. Bizde başka milletler kubro, yani her millet diyor diye işleyen her şey var. Müslüman kuma gelen milletlerim burada. O şeyler hep turmuş geçik yaptı da kızdı. O kadar basit. Yani bu bir erken kız tamam Müslüman. Burada Müslüman mas. Her zaman diyor. Zeksen bu kuyam hayin kahnu kubeyim. Ya bu Müslüman değil mi? Mümkün mü? Demek kılıç kere değil Müslüman olmuş. Kelime kılıç kere Müslüman olmuş kere değil. Şu mu değil mi? Kelime diyorlar. Şunu da. Baktınca Müslüman bile. Yedi o kişiyi hazır mı? Yedi o kişiyi hazır mı? Yedi o kişiyi Müslüman olmak değil mi? Mesela. Lekin o şey, o şey şöyle. Zahirga qaraysizmi? Boshqa ilojimiz yo'q. Avliyo bo'lsangiz, qalbiga qarardik. Domla kufu bo'ladi, ha? Ikki avlod, uch avlod almashish kerak, tushunmasa. Mana hidoyada bobul kufu deb shuni aytgan. Kufu masalasi zaruriy masala xolos u. Mana, endi to'g'ri. Kufu masalasida o'sha ruxsatda bu aytgandan keyin zohirga qaralandi, o'zi asli afzaliyati tushuntirish ishlarini olib borish kerak o'zi. Lekin zohirga ko'ra u aytayotgan narsa fiqhiy joizda. Kufu masalasi, masalan, Zayd ibn Horisa radhiyallohu anhu ni ayollari kim? Zaynab binti Jahsh. Qurayshiylarda eng, ya'ni Quraysh Qurayshga kufu, to'g'rimi? Muhtasarda shu gap. Quraysh Qurayshga kufu edi, lekin Zayd ibn Horisa kul edi. Kuldan ozod bo'lgan odamga payg'ambar alayhissalom ahli Qurayshni qizini nikohladilar. Kufu bo'laveradi, ya'ni asli kufu bo'lmadi o'sha ham. Lekin hayoti davom etgani yo'qdi ularni. Alloh taoloning hikmati joriy bo'ldi, bu bilan tabanniy masalasi chiqdi. Lekin
kufu ailelerini himoya qilib qolishlik uchun va muammolar chiqdi. Ulamolarning qilgan ishlariga haqiqatda tan berib olasiz-da. Muammolar chiqdi. Shu muammolarning yechimida kufu ne kadar rol o'ynaydi? Masalan deylik, Hanafilarda qizni valisining ruxsati shartmi, shart emasmi? Hanafilarda shart emas. Guvoh shart. Lekin valining roziligi shart emas degan gap valisiz xohlagan ishni qilib ketaveradi degan gapga aloqasi yo'q. Nimaga? Valini roziligi shart emas, lekin nikohdan keyin buzib olish haqqi bor. To'g'rimi? Keladida kufu mas bular. Kufu masalasi shunda kerak. Kufu masalasi unga buni berib bo'lmaydi degan masalada kerak. Birinchi o'rinda emas. Ota qizini kimgadir turmushga chiqqanini ko'rib qoldi. Busiz nikoh bo'ldi. Nasab sobit bo'ldi. Mahr sobit bo'ldi. Eri xotin ular. Lekin ota ko'rdiki, bular nima? Kufu emas. Ajratib olish haqqi bor otani. Valini ajratib olish haqqi bor. Ana shu haq paytida kufuni isbotlab berish kerak. Bu kufu emas deyish kerak. Mana matnga ko'ra bu kufu emas bular deyish kerak. Ajratib haq taloq qilmasa ham ajratib olish haqqi bor. Valini haqqi bor. Vali shart emas degan gap umumiy emas. Vali shart emas u, lekin haqqi bor uning. Bundan besoro tegib ketsa ajratib olishlikka. Olib qochish kerakmi? Oqanda ruxsat ketadi. Endi jaholatda u johiliya. Olib qochish kerak. Xitoy kelib so'rab birikdi. Onadan kelib so'radi, mana qizim yaxshi bo'lib qoldi, birga yashaydi. Xitoydan kompaniyalar qildi, jarlikka. Kimaki bermang dedim, bermang sizlarga to'g'ri kelmaydi. Islomni qabul qilgan ekan, yoki kerak emas, bermang turadi. Tushuntirishlarni olib borish kerak shunaqa qilib. Bu kuyov bo'lmishdi, o'zi kelib, menga talmona aytib berib, men deb telefonni ko'rsatib, Toshkentda namoz o'qiyman, avvaldan Islomga qiziqaman, bunga uylanaman deb qilganim yo'q deb o'rishib, quloq tepyapti. Ya'ni bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Sizni aytmadim. Xitoyda o'zi bizda ana xalqi. Keyin aradan qancha vaqt o'tgandan keyin bermadi. Keyin xursand bo'lib qoldi-da u. Boshqa sheriklardan bir tekrar qizlar berib qo'ygan ekan, tegib ketgan ekan. Rasmo bo'libdi-da. Ha, muammo qilishadi. Alloh asrasin. Biz millatni asliyatini himoya qilishlikdagi asosiy rolda turgan odamlarmiz aslida. Nikoh uchun kelyapti, halol harom masalasini so'rab kelyapti. O'sha aytayotganingizdek odamlarni biroz erkaklarning rujuratini, ayollarning hayo nomusini birinchi planga chiqarib urish kerak. Endi inson huquqlari bor. O'zi xohlaganini qilyapti, hozir xohlasa dinga e'tiqod qiladi, xohlasa qilmaydi. Uni o'zini haqqi, hech kimga biz majburlamaymiz. Lekin dinimizni, millatimizni kelajagini himoyasi kerak. O'sha mazhablarimiz, boshqa narsa haqida gaplar ham shuda o'zi. Shuda kufu masalasi hali aytdik-ku, birlamchi masala emas, lekin mana bunga o'xshagan narsalar uchun qilingan. Qilingan, bular kitoblarda yozilgan. Tushuntirish kerak. Hazreti Ali'nin farzantları, şey, İmam Hüseyin Rızıoğlu'na kadar Türkiye'nin kadar korup olmayan diyen damadan kadar tarihte. Bunlar bağır ya. Korukluğal mesleği küçük etmeyen de onda beşte adam bugün. Ve Hazreti Osman radıyallahu anh'u uşa günü. Şehit Boris'le ilgili bilgen. Keçkün çükür geldiler. Çüklerde Resulullah'ını kör geldiler. Bugün bazen iftar kılabiz de geldiler. Ruzo tutib olgan bo'lganlar va kiyimlarini ichidan ham yaxshilab bog'lab, menga hujum bo'lishligi aniq bugun. Mabodo qatil bo'lsam, avratim ochilib ketmasin deganlar. O'ta hayoli odam bo'lganlar-da. Va chiqib aytganlarki, qo'riqchilarga ketaveringlar deganlar. Hazrat Ali ham bo'lgan qo'riqchilar ichida. Aliga aytganlar, ketaveringlar bugun, meni xoli qo'yinglar deganlar. Va Hazrat Ali ketar ekanlar, Imom Hasan, Imom Husaynni qo'ygan, mayda yoshlar ular. Ularni qo'yib ketganlar. Hujum qilgan odamlar ko'pchilik.
o'g'illari bor, Muhammad ibn Abu Bakr radhiyallohu anhu. Lekin sahoba emas u kishi. Man radhiyallohu anhu deyapman, sahoba emas. Ko'pchilik sahoba deydi uni. O'sha sahoba deyishlik noto'g'ri. Sahoba emas. U kishi kirganlar, kirib soqollaridan ushlaganlar Usmon radhiyallohu anhu. Bu bo'lgan hodisa. Soqollaridan ushlab bo'shat xilofati degan. Deganda aytganlarki, mana shu soqolni deganlar, seni dadang mehr bilan ushlardi. Sen g'azab bilan ushlayapsan. Kim do'r bo'ladi? Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu. Deganlarida rangi oqarib, qo'llari titrab, qo'ldan qilish tushib ketgan. Shu gapdan otasini eslatganlarida. Keyin orqaga qarasa, 20 ta odam kelyapti. To'sish harakat qilgan, to'xtalaring degan. Kuch yetmay qolgan. Keyin tavba qilgan, keyin chiqib juda ko'p masalalarda Hazrat Ali'ning yonida turgan. Jamal hodisasida Hazrat Ali'ning yonlarida turgan. Pushaymon qilgan, u kishini pushaymonlari ma'lum. Lekin ko'pchilik sahoba bo'lgan deb chalkashtiradi. O'sha noto'g'ri gap. Keyin tavba qilgan. O'sha zahoti Hazrat Usmonni qatl qilib qo'yilganlarida bilgan noto'g'riligini, ishi noto'g'riligini. Har bir tug'iladigan chaqaloq islom fitratida tug'iladi. Valad zino masalasi bundan qanday bo'lish? U ham fitratida tug'iladi. Valati zinoni aybi yo'q o'zi. Ota-onasi ayb. Dunyoga kelishi kerak bo'lgan odam keladi, qaysi yo'l bilan bo'lsa ham. Keladigan odamning soni aniq. Bu o'zgarmaydi. Alloh subhanahu va taolo qadariga yozgan odam dunyoga keladi. Valati zinoni aslan aybi yo'q. Aslan. O'zida aybi yo'q, ota-onasida ayb. Javobgar u bo'ladi. Sen valati zinosan deb unga xat urilmaydi. Ota-onasiga uriladi xatni, jazo ota-onaga beriladi. Nimaga valati zino to'g'risida salbiy fikrlar bo'lib qolgan desa, birinchidan dunyoga kelishligi to'g'ri yo'l bilan bo'lmadi. Masalan, kofirlarning bolalari to'g'risida bizning aqidamizda ixtilofli gaplar bor. Bir gap bor, kofirning bolalari otasiga ergashadi degan. Zaif qavl bo'lsa ham bor shu. Lekin nima deyiladi? Balog'atga yetmagan odamni Alloh subhanahu va taolo o'zi mas'ul bo'lmagan narsaga javobgar qilmaydi. Bu quvvatli gap. Endi zaif bo'lsa ham bu dalilni keltirganlar nima deydi? Kofirning sulbidan dunyoga kelishligini bilgan zot uni qayerga borishligini bilgani uchun shu sulbdan keltirdi deydi. Dalilni shuna keltirishgan ular. Kuchsiz zaif. Zaif gap. Bu ham shu. Valati zino o'sha tariqada dunyoda kelishligini bir nimasidir bor. Alloh subhanahu taolo uni bir hikmati bilan dunyoga keltirdi. Payg'ambar alayhi salatu vasallam "Ulittu minan nikah va lam ulad minas safah" deganlar. Ha? Nikoh bilan dunyoga keldim, zino aralashmadi deganlar. Bu hadisning sharhida Payg'ambar alayhi salatu vasallamning nasablarida Odam alayhissalomgacha bo'lgan nasabni orasida zino bo'lmagan. Hammasi shar'an dunyoga bo'lgan, kelgan. O'shani asos, bu faxrlanadigan narsa. Zinodan tug'ilish demak faxrli ish emas. Ota-onasi uchun nomus, bola uchun isnod. Xijolatlik ish. Bu xijolatlik ishda bola qolib ketdi. Uni tarbiyasiga mana shu ta'sir qiladi. Ota-onasini yaxshi ko'rmaydi u. Ota onasini yaxshi ko'rmagan odamning hayotida siylay rahim yo'q endi. I otasi notayinki zinodan tug'ilgan. Otasi betayin bo'ladi aksariyatda va tarbiya otasiz o'sganligi uchun buziladi. Va shuni oqibatida ko'pincha shunaqa holat bo'ladi. Nima uchun valati zinoni imomati makruh? Ha? Nimaga? Litanfirin nasi. Ha, aynan odamlar uma shunga ixtido qilamanmi? deb nafratlanishi uchun siyosiy maqsadda u. U bolani aybida emas. Aslida durust. Aslida durust, namoz o'qib bersa durust. Biz hadis bor. Xalfa kulli barrin va fajiri. Namoz har qanday bar, har qanday fajirni orqasida o'qish joiz. Bunga bu matn to'g'ri kelish kerak. Makruhligi siyosat jihatidan. Zinodan tug'ilganga ixtido qilamanmi deydi, janjal bola to'polon bo'ladi. Ne bo'ladi? O'shaning uchun. Lekin bola agar solih bo'lsa, to'g'ri bo'laveradi. Bu bunga dalillar ko'p. Dalillar ko'p. Ibrohim alayhissalotu vasallamning otalari Ozar.
Doğru mu? Farzandları? Peygamber. Bu ne kadar deliller ki? Uşan için... Farzand masalası, kurtuluk olası, familiyedir. Çünkü o çizgisi masalası da kandı ya bu adı. Hı. Hazır, temiz. Hadis var. Kullu mevludin yuladu ala tilke ala tilkel fitrati. Yok ki tilkel fitra. Kegen. Rivayetleri ko'p buni. Bu hadisdagi fitratdan maqsad aynan birinchi ma'noda islom emas. Fitratdan maqsad toza ma'nosi bor. Ha? Fitratallohi allati fatara nas alayha. Insonning fitrati toza fitrat. Endi toza fitrati bor. Borliq İnsan, taze fitratlik insanını aldığı türlü yıkıl yönelişlerini koysayız, en taze yolunu tanlaydı. En taze yol İslam. Uşan için eğitiligen, İslam'a mail tuğuladı degeni şu. Tuğulgen adam iman ve küfürden hali tuğuladı. Ha? Kim onu ya atası ya anası? Yahudi, Macusi, Nasrani kıladı. O, Valatızına boladı mı, Nasrani'ni balası boladı mı, Macusi'ni balası boladı mı, tuğulgende tabza, appak kağaz bop tuğuladı. Keyin onu terbiyesi de tasir boladı, etraftaki muhut mu? Hadisinin manası bu. Yani balanı özünün namıge alış, tebenni meselesi bitti, ba. Balanı, başkanın balası ikerliğini bile durup, beni balam deyiş günahı kebire. Haram iş, lekin, dokument masalalari, hujjat masalalari da, nomiga o'tkazish masalalarini ulamolar biroz kengroq qo'yish kerak deydi. Sababi unda da'vo yo'q. Sharti shuki, bola balog'atga yetgan zahoti o'ziga aytib qo'yish kerak. Sen asli otang bu, onang bu deb. Bildirib qo'yish kerak. Bildirib qo'ysa, ko'chadagi amaka deb chaqiramiz-ku. Masalan, Andijonda hoji dada deb chaqiradi. Dada deb da'vo qilib olmaydi-ki, to'g'ri? Ama ki deyip, yok ki bir keksara anahanını kursayız, ona deyip çakırasız. O ona deyip dava kımıydı. Yok ki kattara atahan özüden kişkine balanı balam deydi. Balam palanlar sen mi kıber deydi, abir deydi. Balam deyişlik dava manası yok otte. Fakat çakırışta hürmet manası var. Takrim manası var, bunu caiz bunu. Bunu caizliği de gap yok. Dava caizmez, dava. Önce benden bu mesele var. He. Ben bala atanı, atası bu megenle atab deyip. Nisbat olsa, ota bolasi bo'lmaganini bolam deb da'vo qilsa, harom. Nomahram bo'ladi. Nomahram bo'ladi. Nomahram bo'ladi. Nomahram bo'ladi. Hozirgi paytda mana shunday qaror chiqdi. Sharofiylarda, ular ba'zi masjidlarda ham uch kelmadi. Bizlarga tavsiyangiz qaysi usul deyapsiz, usulni albatta foydalanib nima qilinadi? Qarangki qanday bir yo'lni tutsak, bo'lsa yaxshi bir chiqib ketiladi shuni. Yosh bandlar, ilmsiz. Ilmsiz, yosh, undan tashqari faqat quruq, ochiq oydin bahs yoki suhbatdan ko'ra ularni oilasi bilan aloqa o'rnatish kerak. Qiynalgan ko'pchiligi. Qiynalgan, qiyinchilikdan Rossiyaga borgan, o'tta anu 2-3 ta xashafiyni gapini eshitgan, eng toza manman deb o'ylab qolgan. Oilasidan xabardor bo'lish kerak. Qanaqa ma'noda qiyinchiligidan xabardor bo'lish kerak. U ham bizning avlod. Bizning avlod shu problema muammosi kelsa bizga keladi. Oilasidan xabar olish kerak, o'zini muammolaridan xabar olish kerak. Diniy masalalarga agar urg'u bersa aytish kerak. Bu masalalar ilmiy masalalar. O'g'lim, ukam yoki aka, bu masalalarni siz bilan kelishib olamiz. Lekin nima muammoingiz bor? Sizga yordam bereyim. Yoki salom alik qilish, go'zal muomala qilish kerak, aloqa o'rnatish kerak. Ba'zilar marfu deydi, lekin marfu emas. Mavquf hadis var Hazrat Umarga. Umar radhiyallohu anhu aytganlarki, "Xolitun nasa fi axloqihim, xolifuhum fi a'malihim" deganlar. Odamlarga axloqlari doirasida aralashinglar. Xulqlar bilan aralashib yashash kerak, yashash kerak. Bir odam badjahl. Uni badjahlligini yo'qota olmaysiz. Kelishasiz u bilan. Badjahlligiga kelishib yashaysiz. Bir odam o'ta muloyim. Muloyimligini o'zgartirib bo'lmaydi, uni badjahl qilib bo'lmaydi uni. Bir odam
o'ta aqlli, uni sodda qilib bo'lmaydi. Bir odam o'ta sodda, uni aqlli qilib bo'lmaydi. Axloqlarda aralashamiz, odamlarning ichiga kiramiz. Lekin xolifuhum fi a'malihim, amallarda xilof qilinglar degani shariatga zid amal bo'lsa, unga keyin tushuntiriladi. Uka yoki aka, bu masala zid shariatga. Sizni hurmat qilamiz. Ya'ni asl bog'liq tarafni uzib yormaslik kerak. U bilan doim aloqada bo'lib turish kerak. Doim holidan xabar olib turish kerak. Doim nima xizmat deydi yoki xizmat buyurib turish kerak. Ba'zi odamlar bor, xizmat buyursangiz xursand bo'ladi. Xizmat buyurish kerak. Payg'ambar alayhi salatu vasallamdan rivoyat bor. Burovining nomisidan chiqdi. Imom Abu Davudda rivoyat. Salaba bo'lish ehtimoli bor. Masjidga keldi. Keldi-da o'tirib oldi. Payg'ambar alayhissalom xutba o'qiyotdilar. Kelib o'tirib oldi. Xutbada turib haligi odamga qaradilar-da, "Qum, varka" dedilar. "Tur, 2 rakat namoz o'qi" dedilar. Xutbada turibdilar. Haligi odam o'rnidan turdi, 2 rakat namoz o'qidi, bo'ldi. Shu bilan shu rivoyatdan ikkita mazhab ikki xil fikr oldi. İmam Şafii aytadılar ki, İmam Şafii, hutbada tursa ham tahiyyatul masjid okuşlik caiz dediler. Hatta vacip dediler. Çünkü büyürü yaptılar. El amru tufidul vücub. Tur iki rekat namaz oku. Hutbadaydılar. Tahiyyatul masjid vacip. Abu Hanife aytadılar ki, hutbay payetinde namaz okuş caiz mez. Haram. Başka rivayette kiltirediler. Hutbada cim turuşluk doğrusu da rivayetler var. Bir kişiye cim tur degan odam ham cumaning savobidan mahrum bo'ladi. Nimaga? O'zi cim tur deb o'zi gapiryapti. Cim tur degan ham gap, u ham gap, u ham. Bu hadisga nima deymiz? Bu hadis yetib bormaganmi yo yetib kelgan? Buni boshqa mavzusi ham yetib kelgan. U odam o'ta kambag'al odam edi. O'ta kambag'al, kiyimlari o'lda-jo'lda edi. Payg'ambar alayhi salom xutba o'qib turar ekanlar, u odamni ko'rdilar-da, unga e'tibor qaratib qo'ydilar. Tur dediler, etibarlı adam. Peygamberinin nazdı da etibarlı adam. Turgustan maksat, boylarını nazarına karatıp koyuş. Karamayın senden bu bunge değil şu. Rivayetin devamı bu. Kelesi cümlenin yangi kiyimlen kegen halde olan. Subhanallah. Tadbir ne kadar? He. Öyle tadbir. Ben şuna kadar tadbir buluş gereği yani, o şey boylarına şuna kadar etibar kılış gereği. İnsan hemimiz, biz bitti insanlık avladımız, bitti milletini vakilimiz. Halitun nase, halata, halt. Araşinle. Halitun nase fi ahlakihim ve halifuhum fi amalihim. Başka kurunçlarım var, ben ya isim dakikanı şu halim. Hop. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أم ندعو عبد الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ربم درسنا بعد دوام قلقي تجدوش مرمسن وأروردقارا من أكيين حام أستاذنا والبرد إشتر قوزين دعوة غيبي أتاقل قلقي و بو اکادمی آن هم موقعیت بودند در یکار طلگر. الله مرزقنا ایمان دائما و قلب خاشع. علما نافعا و درجات رافعا و اولاد صالحین. آمین. رحمت. 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 ر